Show Ana Haber'den iyi akşamlar sayın seyirciler. Tarih 7 Mart 2023. Ben Pınar Erbaşar. Soy günün en sıcak gelişmelerini aktaracağız. Efendim Millet İttifakı'nda adaylık düğümü çözüldü. Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı resmen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kriz 5 saate yakın süren toplantıda aşıldı. Aday ilanında da 6 lider bir aradaydı. Saadet Partisi Genel Merkezi'nde başlayan kutlamalar CHP Genel Merkezi'ne uzandı. Seçimi kazanmaktan fazlasına adayım. Beklenen açıklama masanın en büyüğü, ev sahibi Saadet Partisi liderinden geldi. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bizim Cumhurbaşkanı adayımız olarak... Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Yunus Emre bölüşürsek tok oluruz. Bölünürsek yok oluruz der. Biz Yunus Emre'nin sözünden aldığımız ilhamla Türkiye'nin bütün renklerini aynı sofrada buluşturmak için yola çıktık. Adayın açıklanacağı toplantı öncesi İyi Parti lideri Akşener de masaya dönmüştü. Tam 4,5 saat süren zirvede altılı masa hem adayını hem de 12 maddelik yol haritasını belirledi. Kritik toplantı sona erdi. Liderler hep birlikte kürsünün önüne geldi. Altılı masanın ortak Cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Ey güzel halkım, hiç kimse merak etmesin. Ahlakın ve adaletin iktidarını hep birlikte kuracağız. Kılıçdaroğlu masadaki her liderin Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını açıkladı. Bakanlıkların dağılımı oy oranına göre belirlenecek. Her partiye en az bir bakanlık verilecek. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş için atılacak adımlar üzerinde de anlaşıldı. Birleşe kazanacağız. Aday ben değilim, aday hepimiz. Saadet Partisi gibi CHP Genel Merkezi'nin önü de hınca hınç kalabalıktı. Kılıçdaroğlu bu kez krizin aşılmasında kritik rol oynayan İmamoğlu ve Yavaş'la birlikte çıktı kalabalığın karşısına. Eşi de yanındaydı. Bu topyekün bir değişimin başlangıcı. Aday ben değilim, aday hepimiz. Sadece ben değil 84 milyon aday derken Kılıçdaroğlu'nun Türkiye logolu okuma kartı da dikkat çekti. Söylemiştim, başlıyoruz diye. Sevgili halkım, eyvallah, başlıyoruz. Kılıçdaroğlu'nun adaylık ilanı sonrası ilk kampanya videosu da paylaşıldı. Peki Millet İttifakı'nın o son toplantısında yine gerginlik mi yaşandı? Masaya şartlı dönen Meral Akşener'in aday açıklamasındaki yüz ifadesi soru işaretlerini de beraberinde getirmişti. İyi Parti cephesindense süreç Akşener'i yordu değerlendirmesi geldi. Ey güzel halkım, hiç kimse merak etmesin. Ahlakın ve adaletin iktidarını hep birlikte kuracağız. Yolumuz açık olsun. Ben bu şartlarda masaya geldim. İstiyorsanız kalkayım dedi. İki belediye başkanının Cumhurbaşkanı yardımcısı yapılması şartının altılı masada gerilime neden olduğu iddia edildi. İyi Parti liderinin beden dili de o gerginliğe yoruldu. En büyük gayemiz Türkiye'yi bereketli, huzurlu ve neşeli günlere taşımaktır. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilan edilmesiyle Akşener'in kameralara yansıyan bu görüntüsü çok konuşuldu. İfadesi, mimikleri, CHP liderini alkışlamaması tartışıldı. Akşener, Saadet Partisi'ndeki açıklama sonrası liderlerle yemeğe de kalmadı. Dört buçuk saat süren toplantıda Akşener'le Babacan'ın sert bir tartışma yaşadığı öne sürüldü. Babacan, İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcılığının hukuken mümkün olmadığını savundu. Akşener'in yine masadan kalkma resti çektiği iddia edildi. Akşener'in masaya dönüşü de zaten yoğun bir mekik diplomasisiyle olmuştu. İmamoğlu gece yarısı İstanbul'dan Ankara'ya tekrar gelmiş, gece saat 2'de de Yavaş'la birlikte Akşener'le görüşmeye gitmişti. Zirve bittiğinde saat 4.30'u gösteriyordu. İyi Parti kaynakları Akşener'in o gün sadece 1,5 saatlik uykuyla durduğunu söyledi. Türkiye'yi istişare ve uzlaşıyla yöneteceğiz. Gerilim mi yoksa uykusuzluk mu? Akşener'in beden dili zor mutabakat yorumlarına neden olurken İyi Parti liderinin sosyal medya hesabından milletimizin iradesiyle tarih yazacağız paylaşımı geldi. Ey güzel halkım, hiç kimse merak etmesin. Ahlakın ve adaletin iktidarını hep birlikte kuracağız. Yolumuz açık olsun.
Meral Akşener'i masaya döndüren formülse beraberinde tartışmaları getirdi. Seçim kazanılırsa iki belediye başkanı Cumhurbaşkanı yardımcılığına nasıl atanacak? Pek çok hukukçu mümkün değil diyor. Millet İttifakı çözümü protokolün 12. maddesiyle formüle etti. Evladım Ekrem İmamoğlu. Bunu söylemiştim. En zor zamanlarda birbirimizden güç aldığımız dostum Mansur Yavaş. O da buradadır. Altılı masada kriz aşıldı ama bu kez kilidi açan o formül tartışma konusu. Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş hem belediye başkanı hem de Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir mi? Eş zamanlı olarak bu iki görevin ifa edilmesi doğru, anayasa bakımından değil, mümkün değil. Peki. Millet İttifakı'nın uzlaşma protokolünde 12. yani son maddede yer aldığı Akşener'i masaya döndüren o şart, iki belediye başkanının Cumhurbaşkanı'nın uygun gördüğü zamanda tanımlanmış görevlerle yardımcı olarak atanacakları belirtildi. Aslında masada da tartışmalara neden oldu o madde. Karamollaoğlu ile Babacan kişisel olarak sakınca görmediklerini ancak anayasal engel olduğunu öne sürdü. Ekrem Bey ile Mansur Bey'i de takıma güçlü bir şekilde kattık, devam ediyoruz. Artık onlar takım oyuncusu. İşte takımda forvet mi, kaleci mi, nerede, nasıl, onlar konuşulur ileride. Seçimin kazanılması halinde sorunun Cumhurbaşkanı kararnamesiyle çözülüp çözülmeyeceğini de tartıştı liderler. İcracı Cumhurbaşkanı yardımcılığı diye bir şey yok, söyledik, hiyerarşik olarak yok. İki ismin yaklaşık 9 ay daha görevde kalması ve Mart 2024'teki yerel seçim öncesinde Cumhurbaşkanı yardımcılığına atanması da seçenekler arasında. 12. maddede o doğrultuda kaleme alındı. Yani Cumhurbaşkanı seçilirse son sözü Kılıçdaroğlu söyleyecek. Millet İttifakı'nın çiçeği burnunda adayı Kılıçdaroğlu partisinin meclis grubuna da seslendi. Duygusal bir veda konuşması yaptı. CHP lideri yol arkadaşlarından helallik istedi. Allah hepinizden razı olsun. Hakkınızı helal edin. Son kez bu kürsüdeyim dedi. Gözleri doldu. Sosyal medya profilindeki CHP genel başkanı ifadesine de 13. Cumhurbaşkanı adayını ekledi. Adaylık ilanı sonrası CHP meclis grubuna seslendi Kılıçdaroğlu. Kürsüde parti amblemi yerine Türk bayrağı vardı. Bay Kemal'in yol arkadaşı olmak ise hiç kolay değil, zordur. Başınıza her an her şey gelebilir. Her sabah ya nasip diyerek ailelerinizden ayrılırsınız. Altılı masada krizin aşılmasının ardından ittifak ortaklarına tek tek teşekkür etti. Akşener'e özel vurgu yaptı. Meral Hanım merttir. Ana kucağını da çok iyi bilir, masaya yumruk vurmasını da çok iyi bilir. Ona müteşekkir olduğumu bütün dostlarımın, bütün arkadaşlarımın bilmesini isterim. Bilakis kendisini hiç tanımayan bazı insanlar söylenmemesi gereken şeyleri söylediler. Vallahi de hiç tanımamışsınız. Bir de arada bir ülkücü damarı tutar. Bunu da gayet iyi biliyorum. 10 Mart sonrası seçim kampanyası başlayacak. CHP grubu 14 Mayıs'a kadar toplanmayacak. Yol arkadaşlarıyla da helallik isteyerek vedalaştı Kılıçdaroğlu. Gözyaşlarıyla dakikalarca ayakta alkışlanarak uğurlandı. Hakkınızı helal edin dostlarım. Hadi bismillah. Sağ olun. MHP lideri Bahçeli kazanamaz dediği Cumhurbaşkanı adayının yanında hizalanmak ilkesizliğin daniskası değil mi diye sordum. Altılı masaya geri dönen İYİ Parti liderini adeta topa tuttu. MHP liderinin gündeminde Bursa'daki olaylı maç da vardı. Bir kere satan yine satar, yine satar, yine satacaktır. Akşener'in masaya geri dönmesini böyle değerlendirdi. İYİ Parti liderine sert sözlerle yüklendi. Önce devirip sonra zoru görünce tekrar oturanlar ilkesizliğin ve yüzsüzlüğün numuneleridir. Kazanamaz dediği Cumhurbaşkanı adayının dönüp dolaşıp yanında hizalanmak ilkesizliğin danışkası değil de nedir? Makam ve mevki pazarlıklarıyla masaya geri oturan İP Başkanı söylediği ağır sözlerin altından nasıl kalkacak? İnsanımızın yüzüne utanmadan, sıkılmadan nasıl bakacaktır? MHP lideri Bahçeli grup kürsüsündeydi. Bursa'daki olaylı maçta gündemindeydi. Türkiye sokakta bulunmadı, tribünde kurulmadı dedi. Bize göre Ahmet diye bir yer yoktur. Ahmet Spor diye bir kulüpten de bahsedilemeyecektir. Bursa Spor taraftarlarını buradan selamlıyorum. Milli duruşlarından dolayı tebrik ediyorum. Ancak Bursa'da küçük bir azınlık olan terör yandaşlarının
ve bölücü alçakların statümü tahrik etmesi, çıkan olayların Kürt kökenli kardeşlerimle ilişkilendirilmesi bir defa cinayettir, melanettir, rezalettir. Bahçeli sandığa sayılı günler kala deprem felaketi nedeniyle seçim müziği kullanmayacaklarını da açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanması siyasetin gündemini de belirledi. Seçim sürecinde özellikle HDP'nin nasıl bir yol izleyeceği şimdi merak konusu. Cumhurbaşkanlığı için aday çıkaracaklar mı yoksa Kılıçdaroğlu'na mı destek verecekler? İşte siyaset koridorlarından sıcak gelişmeler. 2014 ve 2018'de farklı isimleri aday göstermişti. Bu kez yarışa kendisi girdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı siyasetin gündemini belirledi. Elbette biz bu seçimin birinci turda bitmesini istiyoruz. Muhalefetin ortak adayıyla bir uzlaşma olmasını biz elbette arzuluyoruz ve bu konuda da elimizden gelen çabayı yapıcı bir biçimde ortaya koyacağız. AK Parti'den ilk değerlendirme Bülent Turan'dan geldi. Grup Başkan Vekili Turan sosyal medya hesabından bizim için en iyi aday hep Kılıçdaroğlu dedik. Adaylık sürecinde katkımız varsa ne mutlu bize yazdı. CHP adayının Milli Görüş'ün güya temsilcisi Saadet Partisi'nde açıklanması Saadet için tarihi utançtır mesajını paylaştı. HDP eş genel başkanları kendi adaylarını çıkarma kararını gözden geçireceklerini duyururken Selahattin Demirtaş da kendisini HDP'ye de bekliyoruz paylaşımı yaptı. Cumhur İttifakı'nın ortağı Büyük Birlik Partisi'nden o davete tepki vardı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun. Kendisini de genel merkezimizde bunları konuşmak için ziyarete bekliyoruz. Hiç kimse PKK'dan ve PKK'nın siyasi uzantılarından medet ummasın. Onların desteğiyle seçim kazanma arzusu, hayali görmesin. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yurt dışında da yankı buldu. BBC, muhalefet Türkiye'nin Gandhi'sini Erdoğan'ın rakibi olarak seçti başlığını atarken The Guardian okumayı seven Cumhurbaşkanı adayı başlığıyla paylaştı haberi. Adayım dedi, gündemi değiştirdi. Türkiye'nin konuştuğu tanınmış hukuk profesörü Ersan Şen, herkesin merak ettiği ünlü telefonu ve sonrasını şov habere değerlendirdi ve yeni hayalini ilk kez ilan etti. Eğer halk teveccüh göstermişse 13. Cumhurbaşkanlığı için aday olurum. Dedim ki kimse aday olmayacaksa, altılı masada bir anlaşma çıkmıyorsa ben varım dedim. Dediğim bu. Dağılan bir masayı toplanmasında yardımcı olduk. Ona hizmet ettik. Altılı masa önce dağıldı, sonra toplandı. Taşlar yerine oturunca akılda onun adayım çıkışı kaldı. Uğur Akavuncu aradı. Evet. Sayın Genel Başkan Meral Akşener sizinle görüşmek istiyor dedi. Görüştüm. Kendisi dedi ki bunda ciddi misiniz dedi. Ciddiyiz, gelin görüşelim dedi. Türkiye'nin konuştuğu hukukçu yarım kalan siyaset yolculuğunu ilk kez yorumladı. Şimdi masa toplandı. Demek ki biz o masanın tekrar toplanmasına, ayaklarının kırılmamasına yardımcı olduk. Öyle görüyoruz. Ben böbürlenmiyorum da. Ben elimi taşın altına koydum. Hukuk profesörü Ersan Şen, Millet İttifakı'ndaki aday krizini yorumlarken ekranlardan sürpriz bir çıkış yaptı. Kendisi dedi ki bunda ciddi misiniz dedi. Ciddiyiz, gelin görüşelim dedi. Çok geçmeden telefonu çaldı. Hattın diğer ucunda İyi Parti lideri Meral Akşener vardı. Canlı yayın sırasında aldığınız bir telefonla birden bambaşka bir gündemin içinde buldunuz kendinizi. O telefonla neler hissettiniz? Heyecanlandım çünkü beklemiyorsunuz. Gurur duydum. Akşener masaya döndü. Ersan Şen'in adaylık hayali de suya düştü. Keşke devam edebilseydik. Devam edebilsek olabilir, olmayabilir. Kompleksim yok. Kendimi aşağıda görmüyorum. Ağzımda altın kaşıkla doğmadı. Buralara emekle geldim. Ünlü hukukçu yapılan esprilere itiraz etmese de elbette bir sınırı vardı. Sosyal medya biliyorsunuz linç alanı. O linç kültürü çok kötü. Aileniz var, evlatlarınız var. Onlar ister istemez etkileniyorlar. Profesör Şen yeni hayalini de açıkladı. Bana memleketten, milletten, devletten, seçilenden böyle bir talep gelirse seve seve Adalet Bakanı olarak hizmet etmek isterim. Buna kapıları kimse kapatamaz ki. Yüce halkın, yüce milletin tercihidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim için bir kez daha 14 Mayıs'a işaret etti. Kararın 10 Mart'ta alınacağını açıkladı. Kabine toplantısı sonrası kamera karşısına geçti. Deprem yaralarını sarmaya yönelik yeni kararları da açıkladı. Ülkenin seçim gerilimi ve tartışmalarından hızla çıkması şarttır. Seçimlerin daha önce açıkladığımız
14 Mayıs tarihinde yapılmasının bize bu imkanı vereceğine inanıyoruz. Sandığın seçmenin önüne geleceği tarihe işaret etti. Seçim kararı sürecini anlattı. 10 Mart Cuma günü anayasanın bize verdiği yetkiye dayanarak alacağımız seçim kararının ertesi gün resmi gazetede yayımlanmasıyla süreci başlatıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuştu. Gündeminde depremzedelerin seçimde nasıl oy kullanacakları da vardı. Seçmen kaydını değiştiren depremzedelerimizin kendilerine sağlanan hak ve imkanlardan mahrum kalmamalarını sağlayacak bir cumhurbaşkanlığı kararnamesini de yayınlıyoruz. Erdoğan 2 aya kadar 100 bin konteynerin bölgedeki yarım milyon depremzedeye ulaştırılacağını söyledi. Yapılacak konutlarla ilgili de bilgi verdi. 488 bin yeni hane yaparak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Deprem bölgesindeki işletmelerin KOSGEB'e olan 2023 borçları silinecek. Depremzede esnaf için açıklanan 250 milyarlık kredi destek paketine 100 milyar lira daha ilave edilecek. Kayseri bugün dehşeti yaşadı. 6 dakika içinde tam 3 kez sallandı. Depreme iş yerinde, markette, evlerinde yakalananlar kendilerini panikle dışarı attı. Sarsıntı sırasında Yılanlı Dağı'nda toprak da kaydı. Vallahi dağ yıkılıyor. Bayağı şiddetliydi. Sarsıntı yüksekti. Kabusun biri bitti, diğeri başladı. 6 dakika içinde 3 deprem dinmeyen paniği harladı. Deprem oldu biraz önce. Dağlar, taşlar yere indi. Sakin kalmaya çalışıyoruz ama personel tabii ister istemez kalamıyor. Kayseri bugün 14.47'de 4.7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Bir dakika sonra da 4.4'lük dehşet başladı. Ofisimiz 14. kadın. İyi sallandı. Depremin bitmesini bekledik. Tam bitti derken 14.53'te 4.3 ile yine salladı. Aşağı inin kızım, burası iyi zıplıyor. Dipten gelen dehşete kimi ofiste, kimi markette, kimi de sokakta yakalanmıştı. Zaten diken üstünde olan herkes sokağa fırladı. Yılanlı Dağı'ndaysa toprak kaydı, toz dumana karıştı. Yılanlı Dağı'nın vaziyeti. Neyse ki korkulan olmadı, can kaybı yaşanmadı. Depremi öğrenir öğrenmez Danimarka'dan Hatay'a gelen genç adam evlerinin enkaza döndüğünü gördü. Molozlar kalktı ancak ne anne ne de ablasından bir ize ulaşamadı. Şimdi çaresizce yetkililerden yardım istiyor. Doğdun güldem. Lay 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 lay. Benim tek temperatürümü yiyeyim daha iyi. Her gün buradayız. Enkazdan bir umut. Günler, haftalar geçti. Ne annesine ne ablasına ulaşabildi. Apartmanımızda yaşayan herkesi çıkarttık. Sadece annem ve ablam, herhangi bir iz de bulamadık onlara ait. Soner Yalçın deprem olduğunda Danimarka'daydı. Haberi alır almaz hemen 12-13. Saatinde enkazın başına yetiştim. Moloz yığınları kaldırıldı ama annesi ve ablasından en ufak bir ize bile ulaşılamadı. Kadavra köpeklerine kadar aramaları yaptık ama herhangi bir şeyin kalmadığını düşünüyoruz enkaz altında. Kayıp komşularının hastanede tedavi gördüğü anlaşılınca umutlar yeniden yeşerdi. İlk andan beri bulunmayan üst komşumuzu 10 gün sonra Mersin'de biz canlı olarak bulduk. Şimdi gözü kulağı hastanelerden gelecek haberdi. Şu an yoğun bakımda yatmakta olan hastalardan parmak izleri alınıp sistemde eşleştirme yapılırsa bu şekilde bizim gibi ailelerini arayan herkese bir umut olur. Doğdun güldem. 67 yaşında bir kadın çifte felakette aynı apartmandaki iki evini birden kaybetti. Tam bir aydır gece demeden, gündüz demeden enkaz başına geliyor ve kedilerini arıyor. Ev, eşya, zerre umurumda değil, yeter ki evlatlarım bulunsun diyor. Maya! Maya! Evlat gibiydi bunlar bana fakat olmadı. İki dairem vardı, onlar gittiler ama evime, eşyalarıma... Ben zerre üzülmüyorum.
O kedilerime ben çok yanıyorum. Gece geldi, gündüz geldi. Enkazı karış karış dolaştı. Ne ev umrundaydı ne de eşya. Kedilerine yeniden kavuşsa dünyalar onun olacaktı. 4 tane kedim vardı. Gerçekten Allah kimsenin umudunu tüketmesin. Sabiha Bandırma 7.7'lik depremden sonra tehlike geçti sandı. Hava da çok soğuktu. Kedilerini evde bıraktı. Sabahleyin evime çıktım. Kedilerimin mamasını verdim, suyunu verdim. Aradan birkaç saat geçmişti ki ikinci felaket yaşandı. 5 katlı Simay apartmanı yıkıldı. Depremde evim çökmüş, kedilerim yok. Evladımdı yani ben çökeceğini hiç düşünemedim. Aslında kedilerinin ikisi hayattaydı ama ekiplere onları enkazdan çıkarın diyemedi. Sonra aramalar başladığında da utandım ya. Herkes kendi canını, insanını kurtarmaya, bizde hiç çok şükür hiç can kaybı olmadı apartmanımızda. İşte o kedilerim benim gitti. Depremzede kadın bir aydır enkaz başında kedilerine kavuşacağı günü bekliyor. Bakalım belki bir umut bitmiyor, o umut hiç bitmiyor. Maya! Deprem tehlikesine rağmen ne yazık ki binalarımızı göz göre göre ölüm tuzağına çeviriyoruz. Yalova'da bir müteahhit 2 binanın altındaki 2 ayrı dükkanı birleştirip markete kiraladı. O marketin sahibi ise onlarca kişinin canını düşünmek yerine mühürlemeye gelen zabıtayı engellemeye çalıştı. Benim davam vatandaş olarak 2 kolon kiriş kesilmiş midir gördüğüm kadarıyla 2 tane taşıyıcı duvar yok edilerek tek dükkan haline dönmüştür. Duvarları kırdı, 2 binanın altındaki dükkanları birleştirip market yaptı. Kanun nizam aklına iş yeri mühürlenince geldi. Ha oturan burada bir de bir kanun nizam var ya insan 3 gün 5 gün müsaade eder bir hatamız varsa da düzeltme yoluna gidilir. Yalova Çiftlik Köy'de 3 katlı çiftçi ve şimal apartmanları farklı zamanlarda inşa edildi ama müteahhit olmaması gereken bir şey yaptı. Sadece 2 dükkanın arasından bir geçiş tuğla yani el arabası geçer gibi bir tuğla şey açmıştı. Hepsi bu. Aradaki duvarları kırıp markete kiraya verdi. Hiçbir korkumuz, hiçbir şey yok. Tabii farklı şeyler gelip anlatıyor. Geçiş var sadece. Apartman sakinleri belediyeye şikayet etti. Market mühürlendi. Mühürlediğiniz zaman bina bitti. Tamam mı oldu yani? Bitti mi yani? İşte, sağlam mı oldu? Projede. Market görevlilerinden biri can değil mal derdindeydi. Ya, bina değil mi ya? Bu işletme bak burada kapanacak. Kastamonu Taşköprü'de de benzer görüntüler vardı. Kolon ve girişlere zarar verilerek yapılan 2 market mühürlendi. Bir de hırsızlar bir evin tamamına göz diktiler. Soymakla kalmadılar, kelimenin tam anlamıyla yağmaladılar. Kapı, pencere, hatta çatıyı bile alıp götürdüler. Geriye sadece 4 duvar bıraktılar. Evin çatısından başlayalım. Demir doğramasını, profillerini, kapılar, alüminyum profiller, pencereler, kapılar her şeyini almışlar. Ev komple gitmiş. Sadece 4 duvar kalmış. Ben çok şaşırdım. Yani ilk defa böyle bir şey karşılıyorum. Hırsızlar bu kez gözlerini evin içine değil tamamına dikti, parça parça çalıp götürdü. Girerler, değerli eşyalarını çalarlar, mobilya çalarlar, altın para çalarlar. Yani bu da ona hiçbir şey kalmamış. Komple ev gitmiş yani biz ona çok şaşırdık. Almanya'da yaşayan Soner Özkan, Kemalpaşa'da ev satın almıştı. Birkaç ay sonra görmeye geldiğinde gözlerine inanamadı. Komple ev çaldı diyebilir. Duvarlar yıkılmış, çelik kapıyı sökerken moloz çıkmış, beton parçalı yerde, tuğlalar yerde, pencere duvarı patlatmışlar. Demir kapı, camlar, kapılar, çatı yerinde yoktu. Hırsızlar hiçbir şey bırakmamıştı. Kapı vardı. 6 kişi kaldıramadık biz onu almışlar gitmişler. Bu demir kapıdan daha büyük. Çatıları komple almışlar. Masanın ayaklarını sökmüşler, almışlar. Alüminyum doğrama pencereleri almışlar. Kabloları, muslukları, lavaboları. Her şeyi ne gördüğünüz gibi hepsini almışlar. Jandarma geriye 4 duvar bırakan ev hırsızlarının peşine düştü. Deprem olur ve evdeki altınım enkazda kalır korkusu küçük yatırımcının güvenli limanı altını yastık altından çıkarttı, bankalara yöneltti. Kimi fiziki altını bozdurup bankada altın hesabı açmayı, kimi de kasa kiralama yolunu tercih ediyor. Müzik
Şimdi bir deprem yaşadık, gördük yani. Bu bütün altınlar hep enkazın altından, kimisi alındı gidildi yani. Bir deprem olduğu zaman bitti iş. Ben bankayı tercih ederim. Deprem korkusu altını yastık altından çıkarttı. Küçük yatırımcı bankalara yöneldi. Altında gevşemeler oldu, düşüşler oldu. Bu düşüşlerin yanı sıra şu anda da yine toparlanmalar sanki kaldığı noktadan devam ediyor gibi. Bir yanda kuyumcularda altın hareketliliği devam ederken diğer yanda vatandaşlarda enkaz korkusu başladı. Yani haklılar tabii ki. Yani ne olacağımız belli değil ki. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yatırımlarının enkaz altında kalmasından korkan vatandaşlar altın yatırımlarını banka hesaplarına aktarmaya başladı. Ben o şekilde yaptım mesela. Direkt fiziki altınımı grama çevirdim. Direkt bankaya attım o şekilde. Yani anlık zaten takip ediyoruz. Ona göre bozacağımız zaman daha kolay oluyor. Mücevher İhracatçıları Birliği bankaların altın konusundaki eksperliğini yapıyor. Birliğin açıklamasına göre deprem öncesi bir haftada kontrol için 50 kilo altın gelirken şimdi bu miktar 3 katına çıktı. Banka daha garanti, daha güvenli değil mi? Bence öyle. Hiçbir zaman öyle çok yüklü bir yatırımımız olmadı ama olmuş olsaydı bankayı tercih ederdim. Bankadan ziyade daha çok fiziki olarak ben de elimde tutmayı tercih ediyorum. Kimileri altını ille de fiziki olarak elime almam lazım derken kimileri de daha güvenli olduğu gerekçesiyle bankaları tercih ediyor. Bankalardan aldığımız bilgilere göre ise bankalarda boş kasa bulmak son dönemde oldukça güç. Ben en başından beri hep kasada saklıyorum altınlarımı. Yine bundan sonra hep kasada saklarız muhtemelen. Banka kasası. Banka kasasında evet. Bankalarda altın hesabı açanların sayısı artarken kuyumcular bankalarda alım satım masrafının fazla olduğunu söylüyor. Bankalardaki altın alış satış makası 36 lira iken bizde 13-15 lira 12 lira arasında oynuyor. Efendim aman dikkat diyelim çünkü ATM hırsızları alınan önlemlerin ardından yeni bir yöntem geliştirdi. Manyetik çiple kopyalama. Neyse ki siber suçlarla mücadele polisi de adım adım takipteydi ve o hırsızlardan ikisi kıskıvrak yakalandı. Bankamatiklere kopyalama çipi yerleştirdi. Vurgun yapamadan siber suçlar polisi tarafından böyle gözaltına alındı. Eskiden bankamatiklerin kart takılan bölümünde bir hazne vardı. Dolandırıcılar o hazneyi çıkarıyorlar ve içine papağan ağzı denilen elektronik devreyi yerleştiriyorlar. Ve bu şekilde vatandaşların kart bilgilerini kopyalayıp hesapları boşaltıyorlardı. Artan dolandırıcı olaylarının ardından bankamatikteki hazne bölümleri kaldırıldı. Ancak dolandırıcılar yeni bir yöntem geliştirdi. Bu kez manyetik bir cihaz kullanmaya başladılar. Dolandırıcılar bu kez haznenin olmadığı bankamatiklerin kart bölümüne bir çip yerleştiriyorlardı. O çiple de kartın bilgilerini alıyorlar. Yine ATM'ye taktıkları kamera cihazıyla da şifreleri alıyorlardı. Siber polisi bu şekilde vatandaşları dolandırmak isteyen iki kişiyi belirledi. Çete ATM yakınında kurbanlarını beklerken siber suçlarla mücadele ekibi harekete geçti. Kaçmaya çalışan şüpheli böyle gözaltına alındı, kelepçelenip emniyet müdürlüğüne götürüldü. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda onlarca kopyalama cihazı ele geçirildi. Peki dolandırıcıların tuzağına düşmemek için ne yapmak gerekiyor? Çözümü oldukça basit. Kartı yerleştirdikten sonra şifrenin yazılacağı tuşları işte bu şekilde elinizle kapatıp şifrenin görünmesini engellemek. İki şüpheli tutuklanıp cezaevine gönderildi. Kanser ilacı yerine hastalara su veren vicdansızlar çetesini geçtiğimiz günlerde ekranlarınıza getirmiştik. Polis operasyonu genişletti ve cinayetten farksız skandalla ilgili 4 kişiyi daha gözaltına aldı. Böyle bir terbiyesizlik, ahlaksızlık olamaz yani. Yakalanan her şey evinde ve arabasında. Bizle alakası yok. Kanser hastalarına ilaç yerine su veren vicdansızlara polis bir operasyon daha yaptı. Aralarında Azerbaycanlı bir doktor ve eczacının da olduğu 4 kişi gözaltına alındı. Hastane eczanesi ilaçlarıymış. Kimisi diyor oradan bir tekniker çıkarmış. Mali Şube ekipleri son dönemin en dikkat çekici operasyonlarından birine imza attı. İddiaya göre Çapa Onkoloji Bölümünün anlaşmalı olduğu kanser hastalarına satılan ilaçları yapan firmanın çalışanları içine su enjekte edilmiş şişeleri orijinal kanser ilacı diye hastaneye satıyordu. Duyunca ne hissettiniz? Şok olduk. Tansiyonum 20'lere çıktı. Küçük tansiyonum 15'e çıktı. 2-6 dil altı içti. Zaten bizlik bir şey olmadığını söyledi. İlk operasyonda gözaltına alınanlardan biri de eczacı kalfasıydı. Çalıştığı eczanenin sahibi Show Haber'e konuştu. Direkt çıkışını verdik zaten.
Ev ve arabalarda çalıntı 222 kanser ilacı bulan polis skandal bir bilgiye ulaştı. Çetenin içinde Azerbaycanlı bir doktor ve eczacı da vardı. İki şüpheliyle birlikte onlar da gözaltına alındı. Onkoloji bölümünde tedavi gören yüzlerce belki de binlerce hasta var. Şimdi kamuoyunun merak ettiği soru şu. Su enjekte edilerek hayatını kaybeden ya da hastalığı daha da ağırlaşan hastalar var mı? Çetenin ilaçları yurt dışına gönderdiği ileri sürüldü. Soruşturma devam ediyor. Utanmazlığın böylesi dedirten bir başka haberle devam edelim. Müşteri gibi girdi dükkanda esnafla sohbet eden, çayını içen hırsız, çocuğum hasta, eşimi arayabilir miyim deyip cep telefonunu alıp kaçtı. Bayağı. Profesyonel çalışıyor. Rezillik yani. Ne cesaret ki dükkanın her tarafında kameralar var. Muhabbet ettiği, çay ısmarladığı adam hırsız çıktı. Şok olduk. Öfkelenmemek imkansız bu durumda. Tuzağa düşen esnaf telefonunu kaptırdı. Sen bunu neye istinaden yapabiliyorsun? Hala anlamadım. Burası otomobillerde ses sistemi montajı yapılan Bağcılar'da bir dükkan. İddiaya göre hırsızlık şüphelisi bu dükkana dün öğle saatlerinde geldi. Murat Suda ve Özcan Demirhan da onu karşıladı. Önce aralarında bir sohbet başladı. Ürünleri sormaya başladı. Çayını bile ne verdik adamı hırsızın yani kendi elimizle. Hırsız aradığı ortamı bulmuştu. Hemen işe koyuldu. Çocuğum hasta dedi, eşimi arayacağım dedi. Doğal olarak hepimiz insanız yani birbirimize yardımımız dokunacak. Böyle bir şey yapacağı tabii kimsenin aklına gelmez. Ama akıllarına gelmeyen başlarına geldi. O adam Murat Bey'in yanına geldi. O da işte böyle araç içerisinde bir çalışma yapıyordu. Telefonum burada duruyordu zaten koltukta. Sonra ben burada daldım, telefonumu buradan alıyor. Önce dükkanda bir tur attı, sonra çaktırmadan dışarı çıktı. Telefonla konuşurken yan sokağa giriyor, oradan da kayboluyor, gidiyor. Başkaları da olmuş mu bu şekilde mağdur olan? Tabii Auto Center'da halde birilerini daha dolandırmış, biz bunları hepsini öğrendik tek tek. İyilik yaparken 35 bin liralık telefonunu kaptıran esnaf o vicdansızdan şikayetçi oldu. Kimse bu duruma düşmesin. Ne denebilir ki bu durumda? Hiçbir şekilde söylenecek söz yok. Öyle öfke görülmedi. Bitlis'ten İstanbul'a araç almaya geldi ama o araç söylenenden fazla hasarlı çıkınca kendini kaybetti. Bıçağını çekip dört lastiği birden kesip patlattı. O akıl almaz anlar var sırada. Hasarların bir miktarını söylemiş, bazı yerler eksik kalmış. Bayağı bir öfkelenmiş. Araç hasarlı çıktı. Hayal kırıklığına uğrayan alıcı sinirini lastiklerden çıkardı, birer birer patlattı. Bir adam internetten beğendiği aracı almak için Bitlis'ten İstanbul'a geldi. Araç sahibiyle beraber aracı ekspertize getirdiler. Ancak aracın hasarı beklediklerinden çok daha fazlaydı. Evet, alıcı bayağı sinirlendi artık. Aralarında nasıl bir konuşma geçtiyse. İndirim istedi ama alamadı. Bir miktar bana indirim yapın diyor. Satıcı da daha fazla indirim yapamayacağını söylüyor. O andan sonra ipler koptu. Evet, sinirleniyor. Birazdan attığını göreceğiz. Sonra cebinden bıçak çıkardı. Önce sol ön tekerini patlatıyor. Sol arka tekerini patlatıyor. Sağ arka tekerini patlatıyor. Arkasından da gelip sol ön tekerini bayağı bir büyük bir yarıkla kesiyor. Tansiyon giderek yükseldi. Satıcı da tabii ki bıçağı görünce korkup içeri doğru giriyor. İyi ki de kaçmış. Yani belki tartışma daha farklı boyuta ve hani yaralanmaya belki gidebilirdi. Öfkeli adam önce kaçtı, sonra ifade vermek için polise gitti. Beyanın farklı çıkması durumunda alıcının mağduriyetini gidermek gerekir. Araç sahibi 1600 liralık eksper ücreti uğruna 6000 liralık zarara uğradı. Kentsel dönüşüm sonrası binaları yenilenen mütevazi bir mahalle deprem uyarılarının arttığı İstanbul'da bir anda aranan muhit oldu. Kısa katlı apartmanlardaki kiralıklar, satılıklar kapışıldı. Öyle ki ev arayanlar emlakçıya adını yazdırıp sıraya giriyor. Kiralık da yok, satılık da yok. Kentsel dönüşüm. Kiralıkları soruyorlar.
Yok, veremiyoruz. Her yer kiralık, satılık ilanlarıyla doluydu. O boş evler deprem sonrası kapanın elinde kaldı. Çok arayan da var, var mı kiralık ev orada diye. Yerine yok diyoruz. Burada insanlar dışarıda kuyrukta bekliyor. Sosyal medya Esenler'deki bu mahalleyi konuşuyor. Mütevazı mahallenin kaderi deprem sonrası değişti. Mahalle kentsel dönüşüme girince yeni kısa katlı binalar yapıldı. Aslında bazı daire sahipleri dairelerini başkalarına satmayı ya da kiralamayı düşünüyordu. Ama yaşadığımız deprem felaketi onların da düşüncelerini değiştirdi. Şahsen ben satmayı düşünmüyorum zaten. Öbür evlerimiz bizim zaten dayanıksızdı depreme. Kiralık da yok, satılık da yok. Alçak bloklar olduğu için bir yoğun talep vardı. Depremden sonra hak sahiplerinin birçoğu evlerini kiraya vermekten vazgeçip oturmaya karar veren de oldu. Emlakçılar bile şaşırdı. Bir anda talep patlaması yaşandı. Satılıkta, kiralıkta daire kalmadı. Burada zorluk oranı depremden önce %50-60'lardaysa şu an %100'e yakın yaklaştı. İnanın rezidanslardan, Bebek'ten, Ortaköy'den geliyor ve şöyle diyorlar. Biz diyorlar hayatta diyorlar Esenler'e girip de oturacağımızı düşünmüyorduk. Şimdi geldi, biz de buradan dedi daire bakıyoruz. Daire arayanlarsa emlakçılara isim yazdırmaya başladı. Boştu depremden önce. Alt katlar 3 daire boştu. Mesela yan daire boştu. Hep kiraya vermişler. Bir anda doldu yani. 5 ay öncesine kadar hepsinin sıradan bir hayatı vardı. Binalarına taşınan bir kadın iddiaya göre hemşireyim yalanıyla hepsinin hayatını kararttı. Melek sandıkları dolandırıcının tüm birikimlerini çaldığını savunan komşular soluğu savcılıkta aldı. 80 milyara yaklaşık param gitti. İnternet sitesinde kumar oynadım diyor. Altınlarımı çaldı yani 14 milyara yakın. Kredi kartını, maaşını, neyini varsa hepsini sıfıra indirmiş. Nerede ihtiyaç varsa oradaydı. Sözde melek, şeytana bile pabucunu ters giydirip tüm komşularını dolandırdı. Çok mağdurum. Ekmek alacak param yok şu anda. Kartlarım sıfır. Ekmeğimizi yedi. Masamızda oturdu ya. Nasıl yapabiliriz ya bunu? Sakarya Ferizli'deki apartmana hemşire olduğunu söyleyen bir kadın taşınmıştı. Yardımsever rolü oynayıp 5 ayda binadaki herkesin hayatını kararttı. Benim babam kanser hastasıydı. Geldi benim babamın suntasını falan değiştirdi. Bizim eve girip çıkmaya başladı. Bana geliyor, teselli veriyor. Yardım ve güven kısmı tamamlanınca dolandırma faslı başladı. İddiaya göre ilk mağdur Havva Çıtlak'ın kocasıydı. Benim dedi askıda dedi param var. Ben senin üstüne atmak istiyorum dedi. Parayı almış, bizim haberimiz yok ki. O yüzden internet bankacılığına girmedi bu oynayışımı. Hepsi 80 milyarı buluyor. 8 tane çeyreğimi de çaldı, pazarın altından gitti. Diğer komşusunun da bankadaki varını yoğunu kendi hesabına aktardı. Ben çocuğun eline çizgi film veriyorum telefondan. Mutfağa gidiyorum, bulaşıkları yıkıyorum. O arada işleri bitirmiş zaten. Kredi kartını patlatmış. 32 milyar kredi kartı borcum var. İcralık olan başka bir kadına da sözde yardım elini uzattı. Bir çırpıda 14 bin lira değerindeki altınını çaldı. Tanış bir kuyumcu var. O da yüksek fiyata bozar onu. Hem evin eşyalarını da iyi alırız dedi. Beraber gitmiştik. Öyle öyle atlattı bizi işte. İddiaya göre bakkala da 5 bin lira borcu vardı. Komşular da dolandırmış. Dolandırıldığını anlayan komşular soluğu savcılıkta aldı. Sahte hemşire ise sıra kadem bastı. Savcı serbest bırakmış. Telefonu elinden almış. Biz ailesini aradık. Ailesi buna sahip çıkmıyor. Saysın sadakasına diyormuş parayı. Kırmızı ete peş peşe gelen zamlara Ankara Kasaplar Odası Başkanı da isyan etti. Başkan Fazlı Yalçın da kesim fiyatı ve besici zamlarını gerekçe gösterdi. Üreticilerin temsilcisi Sencer Solak olursa sebep süt veren ineklerin kesilmesi dedi. Yılbaşında 120-130 lira bandındaydı toptan karkas et alım satımı. 110-125 bandından şu anda 170-185 bandına geldi. Sanki dolar, euro, altın gibi. Yılbaşından itibaren fiyatı tırmanmaya başladı. Kırmızı et 2 ayda %40'tan fazla zamlandı. Asıl etkiyi biz bir de bunun üzerine turist sezonu başladığı zaman daha da hızlı bir şekilde hissedeceğiz. Öyle ki yani yılbaşından bu tarafa hemen her hafta bazı hafta 5 lira, bazı hafta 10 lira alım fiyatlarımıza zam geldi. Karkas ette fiyatlar artınca kıyma ve kuşbaşında da fiyatlar adeta fırladı. Bakın yılbaşında bu kıymanın kilogram fiyatı 175 lira civarındaydı. Şu anda ise 230 liraya satılıyor. Hemen yanında kuşbaşı var. O da yılbaşında 200 liradan satılıyordu. Şu anki fiyatı ise 280 lira. Normalde bu 1-1,5 senede alacağı bir yol fiyat olarak. Bunu 2 aya sığdırırsanız her noktada
sıkıntı yaratırsınız. İster istemez oluyor porsiyonlarda küçülme. Sadece vatandaş değil, Kasaplar Odası Başkanı da et fiyatının artışından şikayetçi. Yalçın'da toptancıların fiyat artışının nedeni olarak kesim maliyetlerini gösterdiğini söylüyor. TÜSEDAT Başkanı Sencer Solakoğlu'na göre ise neden farklı? Üretimin temelinde ana çayvan, sağılması gereken hayvan yatıyor. İnekler kesilir, inekler erkek dana doğurmaz. Uzmanlara göre böyle giderse kırmızı etteki artış devam edecek. Peki önüne nasıl geçilebilir bu artışın? Ne yazık ki ülkemizin insanların uzun bir süre daha uygun fiyatta et yemesi mümkün olmayacak. İneği besleyen insanın doğan yavrusunu da besleyip et üretecek hale getirmesi lazım. Bizdeki gibi oradan dana al, buradan yem al, otur bunu birleştir, çalış. Yani böyle bir şey yok. Aile, aşk, heyecan, entrika. Şimdi sizleri Show TV'nin merakla beklenen başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı Aile dizisiyle baş başa bırakıyoruz efendim. Show Ana Haber'in sonuna geldik. Yarın yine gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızda olacağız. İyi akşamlar.